Herkese merhabalar. Seda Yalçınkaya ben, İntegral Menkul Değerler Araştırma Departmanı'ndan. Hiç vakit kaybetmeden Avrupa ile başlayalım. Bugün çünkü Avrupa'dan, yani Euro bölgesinden daha doğrusu PMI verilerini aldık. Hizmetler sektörüne yansıtan PMI verilerinde 2016'dan Mart ayına kadarki olan süreçte ivme kaybı yaşandığını gördük. Şu anda baktığımızda Mart ayı Şubat ayına nazaran bir miktar daha hizmetler sektöründe aşağı yönde bir temponun oluştuğuna işaret ediyor. Veriler özellikle Euro-Dolar paritesinde satış yönlü bir baskı yaratmış olsa da günün ilerleyen yarısında tekrardan 1.1375 seviyesinin üzerine tutunmayı başardı. Genel olarak Euro-Dolar paritesinde 1.14 seviyesine kadar yükselişlerde satış baskısının oluştuğunu görüyoruz. Bu nedenle 1.14 seviyesinin üzerine yerleşmedikçe Euro-Dolar paritesinde yükselişlerin yaşanması biraz daha sınırlı gibi görünüyor. Ancak genel itibariyle 1.13 seviyesi ile 1.14 bölgesi arasında fiyat hareketlerinde bir miktar yataylık oluştuğunu söylemek mümkün. Bugün dolar TL'de önemli bir hareket başlattı diyebiliriz. 2.80-50 seviyesinden görmüş olduğu destekle birlikte yukarı yönde bir ivme kazandı dolar TL paritesi. Şu anda sabah saatlerinden itibaren gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında güçsüz kaldığını ve açıkçası gelişmekte olan ülke para birimleri nezdinde olan TL de dolar karşısında değer kaybettiğini görüyoruz. Baktığımızda önemli direnç noktası olan 2.84 seviyesi oldukça önemli. 2.84'ün üzerine yerleşmesi durumunda ise tekrardan 2.86 seviyesine doğru bir hareket başlatabilir. Bunun için yarın biraz önemli olacak. Çünkü yarın 15-16 Mart toplantısı, FED toplantısının tutanakları açıklanıyor olacak. Bu nedenle tutanakları takip etmekte fayda var. Bugün endekste de bir miktar kayıp oluştuğunu gördük. Özellikle 83.500-83.600 seviyesindeki önemli direnç noktasından aşağı yönlü bir kar realizasyonu oluştu. Şu anda 82.000'lere doğru bir satış baskısının oluştuğunu görüyoruz. Bu nedenle öncelikli olarak endekste yükselişlerin tekrar ivme kazanabilmesi için 83.500 seviyesinin üzerine yerleşmesi gerekiyor. Yani ki FED toplantı tutanakları oldukça önemli olacak. Bunun dışında haftanın genelinde TL ve lirayı Türk varlıklarını etkileyebilecek Cuma günü sanayi üretim verisini alıyor olacağız. Aynı zamanda da Moody's'in değerlendirmesi olacak. Yarın ve Cuma günkü gelişmeleri takip etmekte fayda var. Herkese iyi günler dilerim. İntegral Menkul Değerler, Forex'te güvenin simgesi.